Emel Hanım, bugünlerdeyiz. Hastaneye geldik. Hanifeciğim, heyecanlı mıyız? Çok heyecanlıyım. Fatih hocamızın yanına geldik. Bakalım Fatih hocamız Hanife için neler önerecek? Çünkü ben de çok heyecanlıyım. Artık Hanife için değişimler başlıyor. Görüşürüz. Hocam merhaba. Merhaba Emel Hanım. Nasılsınız? Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Bugün merhabalar. Hanife Hanım. Merhabalar Hanife, nasılsın? Teşekkür ederim, siz? Çok teşekkürler. Hanifeciğim biraz yüzünü. Böyle ürkek, böyle korkuyor. Ay acaba hiç ne olacak falan. Hiç korkmayın, her şey çok güzel olacak sizin için. Buyurun oturun efendim. Buyurun oturun. Hanife korkak, bir de böyle bir acaba Emel Hanım şurası böyle olsa, işte şunu yapsınmasak böyle mi olsa falan diye evet, böyle biraz bir... Biraz tedirgin olayım, korkuyorum açıkçası. Ama bize başvurdu değil mi? Güveniyorsun. Evet, tabii ki. Bak ne güzel değişim olacak. Fatih hocam, estetik uygulama yaparken en çok neye dikkat ediyorsunuz? Yaptığımız işlemlerdeki asıl amacımız doğal olması. Yani hiçbir evet. yaptığımız işlemi kimsenin anlamamasını istiyoruz. Evet, öyle hani olsun böyle istiyorum. Böyle belirgin olan, kimsenin anladığı bir uygulamayı ben de başarılı bulmuyorum. Çünkü estetik uygulamada amacımız doğal olmayan bir şeyi doğal hale getirmek. Doğaldan uzaklaştırmak değil. Bu temel prensip olmalı ki benim de prensibim yıllardan beri bu şekilde. Fatih hocamız öyle, evet abi. Evet. Hocam, Hanife Hanım'a baktığınızda hangi uygulamalara ihtiyacı var? Özellikle mimik çok kullanıyorsunuz ya şuralarınızda, değil mi Emel Hanım? Evet, bir çizgi var, onu ben de söylemiştim. Bu pek çok kişinin problemi. Bir kişiye sinirli gösteriyor, böyle öfkeli gösteriyor. Beyaz tenli olduğunuz için açık renkli insanların derisi de biraz daha incedir. O yüzden kırışıklığa çok meyillidir. Bunların aslında en önemli sebebi, yani sizin mimik kullandığınızda o bölgedeki kırışıklıkların belirginleşmesi. Ben de beyaz tenli mesela, çok kırışıklığa meyilliyiz aslında. Ben hiç güneşe çıkmıyorum. Güneşe çıkmadığım için cildim iyi duruyor. Ben yıllardır hiç güneşle aram yok. Gerçekten. Hiç çıkmam. Ameliyathanedeyim zaten sürekli de bilecek olursanız. Gidemiyorum diyorsunuz. Gerçekten güneşe çıkmıyorum. Çünkü insanı yaşlandıran en önemli şey güneş. %80 diyebilirim yani. Güneş ve yer çekimi. Hocam şu iki seneden beri de zaten benim şu lekelerimle sorunlarım var. Yani bu da nereden? Güneşten. Size de mutlaka peripe yapmamız. Yaparız hocam. İlk önce konukların biri güzel olsun da. Tamam efendim. Onlar mutlu ayrılsın programdan. Operatör Doktor Fatih Tadelen, Hanife Hanım'ın nelere ihtiyacı olduğunu belirledikten sonra estetik uygulamalar için işlemlere başlıyor. Şimdi buralarda böyle çok ince ince kırışıklıklar var. Bakın burada da var. Görüyorsunuz burada da. Şimdi botoksu yaparken 3 tane amacımız var. Bakın bunu özellikle belirteyim. Botoksun ilk amacı kırışıklıkları azaltmak, yok etmek. İkinci amacı ilerlemesini engellemek. Eğer siz botoks yapmaya devam ederseniz, çünkü bunu yapmazsanız 10 yıl, 15 yıl sonra bunlar o kadar daha derinleşecek ki, derinleşmiş olukları artık açmak imkansız. Üçüncü olay ise tik yapmış mimikler var. Mesela bazı insanlar sürekli böyle duruyor. Bazısı bir kaşında kalıyor, bir kaşında şey yapıyor. Bazen kızgın duruyorlar sürekli. O tiki yok etmek için. Yani botoksun aslında 3 tane olumlu etkisi var. Biz bu üçünü de sizde kullanmaya çalışacağız. Oldu mu efendim? Bir de Hanife Hanım'ın şu boyunda bir beni var. Bakın biraz büyükçe bir ben ve ben bu beni almaktan yanayım. Fatih hocam, benleri neden aldırmamız gerekiyor? Biz benleri 4 sebeple alıyoruz. Birincisi tanı amaçlı. Bu ben nedir? Tanımak lazım. Hani bu yaz büyükçe üzerinde lekeler var farkındaysanız ya. Bunu alalım ve patolojiye gönderelim. Bakın birincisi tanı amaçlı. İkincisi tedavi amaçlı. Bu kötü bir bense aldık ve bitti, tedavi olmuş. Üçüncü amacımız estetik amaçlı. Hani görsel olarak burada sanki böyle bir et parçası varmış gibi bunu alalım. Daha güzel gözüksün. Dördüncü amaç ise konfor amaçlı. Şimdi siz kolye taktınız, yakalı bir gömlek giydiniz, buraya mutlaka dokunuyor. Evet, bu da orayı tahriş ediyor. Sizinkini alma amacımız nedir? Konfor. Konforla beraber estetik olarak da çıkmış olacak. Tanısını da bilmiş olacağız. Evet. Bir daha büyük bir ben. Biz bazı benleri muhakkak alıyoruz. Aldığımız benlerin ne özellikleri var? Birincisi, eğer bir ben 0.5 santimetreden büyükse, ki bu bakın bu neredeyse 0.7, 0.8 kadar. Bunu alıyoruz. Eğer böyle düzenli bir sınır değil de böyle biraz hafif
nasıl desem bir ada gibi ise dedim, evet, anladınız mı? Bakın yamuk gibi, yamuk evet, gibi ise evet, böyle evet. Hı-hı. Bunu alıyoruz. Üçüncüsü, hı-hı, eğer üzerinde böyle koyu renkler, lekeler varsa alıyoruz. Sayısı çoksa vücudunuzda alıyoruz. Yani bu 4-5 tane kriterimiz var ve sizde bunlardan 3-4 tanesi var. O yüzden o benin alınmasını sağlık açısından size öneriyorum. Okey efendim? Tamam. Ve bunun dışında Hanife Hanım'ın da bakın ışık dolgusuna ihtiyacı var. Hı-hı. Bakın biraz yukarıya bakın efendim. Gördünüz mü? Hemen ben görebiliyorum evet, artık hocam. Bakın belli bir yaşın üzerinde, hmm, mutlaka hastalarımızın buralarında çukurluklar oluşuyor. Bunu mutlaka doldurmak lazım. Mesela şu anda yapıldı diyelim, sonra ne olacak? Yani buranız dolmuş olacak. Hiçbir problem olmuyor. Hayır. Son derece doğal bir şey. Ne kadar süre olacak? Gider diyor. Yani minimum bir yıl. Ama bir yıl önce yaptığım hastalarım kontrole geliyorlar her gün. Ve hiçbir tanesinde tekrar yapalım demiyorum, biliyor musunuz? Yani bir yıl minimum diyorum sadece, süreç olarak bilmenizi isterim. Yine buraya da bakın, dolgu yapmak gerekir. Yani buraya da sadece botoks yetmez. Botoks yapacağım ama çok evet, ince ince burayı da doldurmakta fayda var. Hatta ve hatta şu kısım. Bakın kesinlikle, yüze baktığınız zaman asimetrik bir yüz. Evet. Bakın buranız daha düzgün, buranız biraz daha çukur. Bunun farkında mıydınız? Hayır. Bakın. Nasıl yatıyorsun Hanife? Sağ yatıyorum. Acaba hani dişten alakalı olabilir mi? Orada bir çekilmiş. Sağ tarafına mı yatarsın? Sağ yat. Sağ tarafa çoğunlukla yatarım. Sağdan dolayı böyle, o yüzden. Aslında ben Hanife Hanım için değişik bir şey daha düşündüm. Madem ki bizim buradaki amacımız şeyler yapmak. Hanife Hanım'ın çenesi biraz geride. Farkında mısınız? Bakın yan dönsün. Evet. Çenesi geride ve küçük olduğu için gıdıklı gözüküyor. Onun çenesini çok hafif böyle... Çok hafif. Dolgu. Çok hafif. Yani. Dolguyla, implantla falan evet, demiyorum. Normalde biraz daha küçük olsaydı bu defa derdim ki ağız içinden girerek buraya bir implant yerleştireyim. Çeneyi biraz daha güzel bir hale getireyim. Ama evet, çok güzel bir yere değindiniz. Sadece biraz dolgu. Biraz şurası böyle bir... Evet. Evet, çok güzel olur. Sadece küçük bir dolguyla çenenizi de bile biraz form oluşturabilirim. Tamam. Okey efendim. Tamam. Hadi böyle uzanın şimdi. Hadi gel bakalım. Hanife Hanım'ın ihtiyacı olan estetik uygulamaları belirleyen operatör doktor Fatih Dağdelen vakit kaybetmeden ben alma işlemine başlıyor. Hem estetik hem de konfor açısından alınması gereken ben, lokal anestezi altında küçük ve kolay bir operasyonla yerinden alınıyor. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Her şey çok güzel oldu. Şimdi dolgularınızı da halledeceğiz. Oldu mu efendim? Evet. Tamam. Ben alma işleminin ardından hemen botoks uygulamasına başlanıyor. Hanifeciğim, elini çok üstüne. Evet, şimdi Hanife'nin botoks uygulamasını gerçekleştireceğim. Hanife Hanım'ın büyük değişimi Fatih Dağdere'nin sihirli elleriyle devam ediyor. Botoks uygulamasının ardından Hanife Hanım'ı kaş tasarımı için uğurlayan Fatih Hoca, ışık dolgusu ve PRP uygulamasıyla ertesi gün tekrar yanına çağırıyor. Fatih Hocam, ikinci günümüzde Hanife Hanım'a hangi uygulamaları yapacaksınız? Evet efendim, şimdi hastamızın biliyorsunuz çok ciddi kırışıklıkları vardı. Onun için botoks yapmıştık. Burada bir benimiz vardı, o benimizi çıkarttık. Şimdi de hastamıza ışık dolgusu dediğimiz göz altındaki çukurluklar için dolgu yapacağım. Yine nazolabiyal dediğimiz şu kısımlarına çok ince bir dolgu yapacağım. Buralarına çok ince bir dolgu yapacağım. Bir de hastamızın biliyorsunuz çenesi biraz küçüktü. Hatta bu taraf buraya nazaran biraz daha girdi. Biraz da çenesini yapacağım. Böyle ufak tefek şeylerle hastamızı ameliyatsız bir şekilde toparlamış olacağız. Bunlar bizim sık uyguladığımız uygulamalar ve çok etkili. Hanife Hanım'a ameliyatsız gençleştirme uygulamaları yapan operatör doktor Fatih Dağdelen, ışık dolgusuyla Hanife Hanım'ın yüzündeki yaşlılık belirtilerini ortadan kaldırıyor. Şimdi PRP uygulamamıza başlıyoruz. PRP uygulamasıyla Hanife Hanım'ın yüzüne canlılık kazandırılıyor. Evet efendim, son uygulamamızı da artık bitiriyorum. Evet, bundan sonra artık iyileşme süreci dediğimiz dokunun kendini toparlaması için zamanı bırakacağız. Evet, çok çok güzel oldu efendim. Çok şu anda böyle biraz kızarıksınız, her tarafınıza böyle sayısız iğneler batırdık ama lütfen bunlar hep sizin güzelliğiniz için, sizin sağlığınız için, cildinizin yıpranmaması için, genç kalmanız için. Çok teşekkür ederim. Rica ederim efendim. Çok çok teşekkürler ve uygulamamız bitti. Bakın ne kadar sürdü. Bir 10 dakika, 15 dakikalık bir işlemdi aslında.
Ve bunun dışında bir de botoks yapmıştık zaten. Yani toplam 10-15 dakika içerisinde hastamız mutlu mesut hayatına devam edecek. Geçmiş olsun. Sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. I'll be there to save the day. Superman got nothing.